Bugün ayın 24'ü. Kayakapı'da bir yürüyüş yapıyoruz şimdi. Kayakapı'ya geldik. Kimler geldi bizimle birlikte? Sevgili Seyhan Bey geldi. Yine bankacı bir arkadaşımız. Yine sevgili Serkan Daimler'den. Bugün bize Kayakapı'yı tanıtacak olan ve büyüyünce de inşallah rehber olmayı düşünen sevgili Aydın var. Burada okuyor aynı zamanda. Sağlam bir altyapıya da sahip burayla alakalı. Şimdi bize bilgi verecek ve beraber de gelecek. Bizimle birlikte dinleyicilerimize de versin bakalım. Evet Aydın. İşte burası Kayakapı Mahallesi. Burada Azrihanes diye bir kişi var. O Türk, yani Müslüman olduğu söyleniyor. Ama bazı kişiler bu yalanlamamı pek bilmiyorlar. Bazı kişiler bunun arkada 3. kilise veyahut da 2. tam olarak bilmiyorum. O kilisede ayin yaptığı söyleniyor. Arka tarafta o. O kilisenin yıkıldı tamamen. Bir kilise yıkılmış. Belki onun bir odasında diye bir küçük bir odası varmış. Ayin yapma yeri de var daha ileride. Orasında imkanımız olsaydı gösterebilecektim. İşte o odada ayin yaptığı söyleniyor ama o oda tam kesinleşmedi. O oda şimdilik yıkıldığı için bilinmiyor. Okey. Burayı İngilizce olarak anlatabilecek misiniz? Hani sen büyüyünce rehber olacaksın ya sevgili Aydın. Ezberlediğim kadarı anlatabilirim. Paylaşmak ister misin bizimle? Evet, evet. İnşallah ilerisin yani geleceğin rehberi olarak bir anlat bakalım İngilizce. Yok çok çıkakan çok çıkıştık çok tanı tük şüvet bir point roman ağız ok yavaşlar. Ya? Okey. Var mı peki burada kervansaray ya da hamam? Var. İleride az daha ileride. Onu göstereceksin biz o zaman yani. Evet. Ama biraz daha kısa tur yapacağız ya bakalım şimdi. Biz sana verdiğin bilgiler için içten teşekkür ediyoruz. Kendine çok iyi bakıyorsun. Derslerine de çalışıyorsun ama. Evet. Anlaştık mı Aydın? İnşallah büyüyünce de göreceğiz seni rehber olarak. İleride zaten planın yapılması 10 yıl kadar sürecek. Ondan sonra gelirseniz buraya adım bile basamayacaksınız. Okay. Çok pahalı olacak. Yani biz buralardayız zaten. Hani merak ediyorsun da onu da söyleyeyim ben sana. Buraya alanlardan alan da Match Life. Buranın tatil köyü olacağı biliniyor. İnşallah Ürgüp'e de Kapadokya'ya da genel anlamda bir faydası olur. Verdiğin bilgiler için içinden teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Biz de size teşekkür ederiz. Tamam.